Saatimiz 7'ye doğru ilerliyor bir kez daha. Günaydınlar 6'dan bu yana Habertürk'te gün başlıyor da. Bizlerle berabersiniz, biz de sizlerle beraberiz. İzleyenlerimizi, dinleyenlerimizi bir kez daha günaydınlarımızı gönderelim. Bugün 24 Kasım pek sefakar diyemesek de cefakar ve fedakar öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın bu önemli güzel günü kutlu mutlu olsun. Önemli gelişmeler var özellikle Amerika'dan gelecek orayla birazdan konuşacağız ve siyasetteki gelişmeler ve, ve elbette ki korona korona nedeniyle 153 kişi daha maalesef dün memlekette yaşamını yitirdi. de yeni vaka tespit edildi giderek maalesef artıyor. Görmektesiniz veriler Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Salgında toplam can kaybı 12.511'e yükselmiş durumda maalesef. 161.125 de test yapıldı. 6.713 yeni vaka tanısı konuldu. 3. 254 hasta sağlığına kavuşmuş durumda. Toplam hastalarda zatürre oranının %3.4. Ki bu rakam 3.3'tü toplam ağır hasta sayısının ise 4409 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verileri bunlar değerli dostlar. Evet 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 giderek artan bir e, trafik var maalesef korona günlüğünde e, tedbirler de e, devam ediyor kısıtlamalar da devam ediyor ve daha da artabilir zira Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu uygulamaları e, kısıtlamalarını değerlendirdi kime Habertürk yazarı Fatih Altaylıya konuştu kendi adıma hafta sonu biraz daha sert önlem isterdim diyor bakan tam kapanma olacak mı diye soruyoruz. O da diyor ki sayılar beklediğimiz oranda düşmezse daha zorlayıcı kısıtlamalar getireceğiz diyor. Kendi adıma daha sert önlem isterdim dedi. Ek yasa uyarısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu. Hafta sonu uygulanan kısıtlama tedbirlerini değerlendiren Koca, artış trendinin azaldığını belirtti. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. Ama bu da halka yeterince mesaj verdi. İki gün içinde hastalığın artış trendinin düştüğünü gördük bile. Bu bir adım sonra hasta sayısına, bir adım sonra ağır hasta sayısına, bir adım sonra entübe sayısına, bir adım sonra da vefat sayısına olumlu yansıyacak ve hepsi peyderpey düşecek. Koca tam kapanma olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Bu önlemler işe yaramaz ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalarda getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirler arası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır, düşmezse artar. Koca, Turkuaz tabloda vaka yerine hasta sayısının yer almasının nedenini ise Avrupa Birliği taramayı bırakınca tabloyu değiştirdik sözleriyle özetledi. Yazla beraber pandemideki sayılar düşmeye başlayınca Avrupa filyasyonu ve tarama testlerini durdurdu. Sadece hastanelere başvuran hastalara test yapmaya başladı. Buna bağlı olarak sayılar düştü. Bunun üzerine biz de uyum sağlamak için vaka ve hasta ayrımına gittik. Onlar solunum sıkıntısı olmayana test yapmazken biz tarama yapıyorduk ve asemptomatik hastaları da sayıyorduk. Baktık ki bu doğru bir parametre olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kritik ve ciddi hasta tanımlarına uygun açıklayalım dedik. Özel hastanelerin yaptığı ücretli PCR testleriyle ilgili fahiş ücret eleştirilerine de değinen koca, 250 liradan fazla talep edenlerin ilk şikayette uyarılacağını, ikinci şikayette ise test yapma lisanslarının iptal edileceğini söyledi. Koca, bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve Fatih Altaylı'ya teke tek bilim programını konuklarıyla birlikte maskeyle yapması nedeniyle de teşekkür etti. Bakan Koca, aşı çalışmasıyla ilgili de bilgi verdi. Çinli aşı üreticisi Sinovac'le görüşmeler tamamlanıp imzaların atıldığını belirten koca, 10 milyon doz aşının yola çıktığını belirtti. Riskli sağlık grubu aşılandıktan sonra da sıra kronik hastalardan ve diğer risk gruplarından oluşan kişilere gelecek. Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşıları için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek. Şimdi çok önemli açıklamalardan bahsediyoruz. Sağlık Bakanının tabii dinliyorsunuz sürekli olarak şöyle genel bir toparlama yaparsak biraz daha sert önlem alınmasını isterdim dedi. Kim? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Demek ki bu konuda elini kolunu bağlayan bazı hadiseler var mesela ekonomi gibi. Ya da efendim her şey sayılara bağlı. Bu kısıtlamaların ardından düşmezse kısıtlama daha da artar. Hatırlayın ilk günlerde ne oldu? E, bütün şehirler kapandı, özellikle büyük şehirler kapandı. Hafta sonları ciddi anlamda bir kısıtlama gelmişti. E, i̇kinci şikayette ...test ücretleri iptal edilir diyor. Neyle ilgili? PCR testlerdeki gelen şikayetlerle ilgili olarak. Bu da son derece mühimdi değerli dostlar. Bir kez daha hatırlayalım. Fatih Altaylı'nın programında... E, ...özellikle maske takmalarını e, bir tweetiyle teşekkür ederek onurlandırmıştı. Önemliydi zaten son dönemde Fatih Altaylı da e, özellikle maske takarak programlarını sürdürüyor. Ha e, aşı hadisesi var onu da söyleyelim. Önce sağlık çalışanları sonra... Riskli... Gruplar aşılanacak diyor ki e, önümüzdeki aydan itibaren ya da 2021'in ilk aylarından itibaren bu aşılama hadisesi e, gündemimizde olacak. Onu bir kez daha söyleyelim ve ilk etap aşıların kesinlikle ücretsiz olacağını söyledi Sayın Bakan. Bu da son derece mühim bir kenara e, aldık bu söylediklerini elbette ki takipçisi olacağız. Yolumuza devam edelim. Bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs salgınına karşı endişeleri artıran bir uyarı var. Örgüt ne diyor? Avrupa ülkelerini özellikle üçüncü dalgaya karşı uyarıyor. Önlem alınmazsa üçüncü dalganın hemen Ocak ayından itibaren dünyayı vurabileceği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bu açıklama önemli. Navarro değerli dostlar ikinci dalganın gelişini de e, ilk dalgayı kontrol altına aldıktan sonra yaz aylarında gereken altyapıyı kurmayı ihmal ettiler e, demesine bağlamıştı. Ülkeleri eleştiriyor Navarro bu anlamda. Şayet şimdi gerekli altyapı oluşturulmazsa ülkeler tarafından gelecek yılın yani 2021'in e, başında üçüncü dalgayla karşılaşacağız uyarısı yaptı. Bu anlamda Navarro son derece sert ya da haşin açıklamalarıyla son derece önemli. E, değerli dostlarımız onu bir kez daha söyleyelim. Uyarıları son derece mühim. Peki koronavirüse dair açıklamaları ve elbette ki e, yeni gelişmeleri konuşacağız. Özellikle programımızın son bölümünde e, doçent doktor Cavit Işık Yavuz bizlerle beraber olacak. Ankara'dan e, Muharrem Sarıkaya ile beraber sorularımızı cevaplandıracak. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Ve bir kez daha günaydın diyelim bizi izleyenleri ve dinleyenlere özellikle. Dün gündeme damgasını vuran önemli bir haber geldi. Nereden? Akdeniz'den bir Alman fırkateyni Türkiye'den Libya'ya giden Türk bayraklı ticari gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurdu ve uluslararası hukuka aykırı şekilde bir arama yaptı. Dışişleri Bakanlığı izinsiz yapılan bu denetlemeyi esefle kınıyoruz dedi. Türk bayraklı ticari gemi Doğu Akdeniz'de Alman savaş gemisi tarafından durduruldu. Alman askerleri tarafından hukuka aykırı bir şekilde arandı. Dışişleri Bakanlığı uzun saatler süren denetlemeyi kınadığını açıkladı. İlgili ülkelerin elçileri bakanlığa çağrılarak nota verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ambarla Limanı'ndan Misurata'ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan gemi sabah saatlerinde önce ayrıntılı şekilde sorgulandı. Kaptanın sefer hakkında bilgi paylaşmasına rağmen askerler silahlarıyla gemiye çıkarak denetleme yaptı. Bütün personel bir yerde toplanarak alıkonuldu. Konteynerler zor kullanılarak arandı. Uzun saatler süren bu müdahaleye Türkiye'nin ısrarlı itirazı üzerine son verildi. Dışişleri Bakanlığı uygulamayı esefle karşıladığını açıkladı. İrini operasyonunun taraflı bir operasyon olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Avrupa Birliği ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk gemisinin silah taşıdığı şüphesiyle durdurulduğu, Türkiye'nin itirazı üzerine aramanın durdurulduğu iddia edildi. Aramada gemide yasak malzeme tespit edilmediği aktarıldı. Roma'daki Irini Operasyonu Komuta Merkezi'nin açıklamasında ise gemiye Türkiye'nin izni olmadan çıkıldığı, izin verilmediği bildirildiğinde ise aramanın durdurulduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin Irini Harekatı adlı askeri misyonu Birleşmiş Milletler tarafından 2016'dan bu yana Akdeniz'de Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi amaçlıyor. Şimdi Türkiye'den Libya'ya doğru gidiyordu bir e, Türk bayraklı bir ticari gemi ve bu hadiseler yaşandı. Açıklama da geldi. E, o gemi e, yetkililerinden değerli dostlarımız ne deniyor? E, gerçekleştirdiğimiz tüm taşımalar insani ve Ticari maksatlıdır. E, gerçekleştirilen evet bu şekilde bir uygulamayla karşı karşıya kalmak mürettebatımızı endişeye sevk etmiş ve bizleri de haliyle üzmüştür. E, meydana gelen olay sırasında gemimize askerin askerlerin çıkmasına karşılık uzun yıllar açık deniz tecrübesi olan mürettebatımız herhangi bir mukavemet göstermemiş ve hatta işbirlikçi ve uyumlu davranarak üzücü bir olayın meydana gelmesini engellemiştir deniyor efendim. E, Türk bayraklı ticari gemi yetkilileri tarafından ulaştırma ve altyapı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı nezdinde olaylar takip edilmektedir deniyor. Bu da önemliydi. Hem de son derece önemli. Peki Doğu Akdeniz'de sular ısınır mı, ısınmaz mı? Avrupa e, Birliği 10-11 Aralık'ta bir zirve gerçekleştirilecek. E, bakalım oraya yönelik olarak bu hadise e, gündeme gelir mi, gelmez mi? Hep beraber göreceğiz. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın oruç reise ilişkin açıklaması Yunanistan'da an itibariyle gündem olmuş durumda. Yunan basın ne diyor? Türkiye Avrupa Birliği ile iş birliği istiyor değerlendirmesinde bulunuyor. Bunu söyleyen kim? Yunan Tanea Gazetesi Enerji Bakanlığı'nın Oruç Reis'in çalışmaları 29 Kasım'da tamamlanacak açıklamasını sayfalarına taşımış durumda. Şimdi bu karar efendim biliyorsunuz az evvel de söyledim 10-11 Aralık'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde alındığını hatırlatıyor. Yunan Gazete Atina hükümetinin bu zirveden Türkiye yönelik yaptırım tehdidi değil somut yaptırım beklediğini yazmış. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin bir açıklama da biliyorsunuz Fransız dış Dışişleri Bakanından gelmişti. Lodiryan ne diyor efendim? Tansiyon düşürücü açıklamalar yeterli değil. Türkiye'den somut eylemler bekliyoruz diyor Fransa Dışişleri Bakanlığı Evet geçtiğimiz hafta özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerine yönelik olarak açıklamaları gündem oldu tabii ki Avrupa'da. İşte Fransız Bakan da... E söylem değil eylem bekliyoruz dedi açık ve net olarak. Bir taraftan da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç bu ekranlarda konuştu. Demirtaş ve Kavala çıkışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. Yanıtı geldi Arınç'a. İşte o da siyasetin gündemine oturdu. CHP ne diyor bu işe? Savrulma diyor. İyi Parti ne diyor? Ayar verme diyor. Muhalefetin gündeminde bir yandan da ekonomi var anlaşılan Erdoğan ortağının nabzını tutarak ülkeyi yönetiyor. Deneme yanılma yöntemiyle ülke yönetilmez. Ayar vermedir. Bunun çok Türkiye'yi ve bizi bağlayacak bir yanı yoktur. CHP savrulma, İyi Parti ayar verme yorumunu yaptı. Bülent Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor yanıtı siyasetin gündeminde. Bugün ak dediklerine yarın kara diyebiliyorlar. Müthiş bir savrulma içindeler. Bu iktidar metal yorgunudur. Bu hükümet artık form tutmaz. Biz bu arkadaşların konuşmaları gerektiği zamanlarda konuşmadıklarına uzun zaman şahit olduk. Bu bir siyaset ve devlet duruşu değil. Bu içeride bir kadrolar arasında ki mücadelede bir ayar vermedir. Muhalefetin gündeminde salgın tedbirleri de vardı. CHP sözcüsü Faik Öztrak işleri sekteye uğrayan esnaf için koruma paketi önerdi. Günlük cirosu itibariyle %30 kayba uğrayan esnafa aylık 2500 lira. %30 ila 50 arası kayba uğrayan esnafa aylık 3000 lira. %50 ve üzeri kayba uğrayan esnafa da aylık 3500 lira gelir koruma desteği verin. Öztrak iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi. Ekonominin sorumlusu benim ben diye hançeresini parçalayan da sizdiniz. Uzmanlar döviz rezervlerindeki kaybın 128 milyar dolara kadar ulaştığını hesaplıyorlar kaybolan bu 128 milyar doları tekrar yerine nasıl koyacaksınız? Milletin kaç yılını alacak? Ekonomi konusunda bir eleştiri de İYİ Parti'den geldi. Partili Cumhurbaşkanlığı süreci ve uygulamasından itibaren Türkiye bir iniş içerisinde. 130 milyar dolar erimiş Merkez Bankası rezervleri var. Dışarıya daha fazla borçlu bir Türkiye var. Evet bir taraftan da piyasalara birazdan bakarız. Dün itibariyle ve an itibariyle piyasalardaki e, dövizdeki ve altındaki nispi bir yükle, yükseliş dikkat çekmekte. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi birazdan detaylara bakarız. Hazır söz Bülent Arınç'tan açılmışken değerli dostlarımız rencide edildiğini ifade ediyor. Ve istifa sinyalleri de verdi. O da hep beraber göreceğiz. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ama muhtemelendir ki Sayın Erdoğan'la görüşüp e, tamam biz de işi tatlıya bağladık da denebilir. Ümit Özdağ'ın. FETÖ iddiaları ile ismi gündeme gelen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu. Teke tek de Fatih Altaylı'nın konu oldu dün. Kavuncu, Özdağ'ın iddialarına dayandırdığı Enver Altaylı ile ilgili soruları yanıtladı. Aktif olarak siyasete başladığım tarih benim 1 Nisan 2018. Ee, ve siyasete atıldığım günden beri de hep e, aile bireyleri üzerinden benimle ilgili bir yargıda bulunulma, Beni aile mensuplarıma göre değerlendirme gibi bir e, tavır içerisinde Ne demek o de yani? 10 kardeş annemler, 5 dayım, 5 teyzem var. Aşkın ee, anneniz 6 aylı yani. Tabii tabii tamam. annem, annemin kızlık soyadı 6 aylı. E, Emre 6 aylı da o 5 dayıdan bir tanesi. Ben akrabalarımı övmek ya da akrabalarımı yermek durumunda değilim. Onlarla ilgili bir yargıda da bulunmak durumunda değilim. Hiç kimse de beni akrabalarım üzerinden değerlendirmek e, ve akrabalarım üzerinden benimle ilgili bir e, algı yaratmak durumuna düşmemeli ki ben çok farklı siyasi görüşlere mensup aile mensuplarımızla akrabalarımızla e, ciddi görüş ayrılıklarına sahibim ben iyi partiliyim tamamen e, hukuk önünde hepsi kendi işlemiş oldukları fiillerle ilgili hesapları verecekler yani benimle ilgili hiçbir konu yok benim şahsımla alakalı iki tane konu var. İşte bir tanesi e, Katiyat, onunla ilgili de yapacağım her türlü açıklamayı yaptım. Konu yargıya taşındı. E, işte e, Offshore denilen şirketle alakalı da sordunuz, bunu da anlattım. Onun dışında benimle alakalı oluşturulan algıların tamamı benim dışımdaki kişiler üzerinden. açıklamalar böyle gündemi e, meşgul ediyor idi yansımalar olacaktır. Peki az evvel söyledim. Piyasaların durumu nedir acaba? Yük, yukarı trendi devam ediyor. Dün başlamıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi e, 1314'ten merhaba diyecek güne ilerleyen dakikalarda onu zaten Ebru Baki e, para gündemde değerlendirir. Dolardaki artış dün özellikle dikkat çekici. E, dün bu saatlerde söylediğimizde 7.75 sularındaydı civarlarındaydı daha doğrusu. 7 89 yani 1 dolar 7 89 lira efendim euroda 9 lira 34 kuruş 35 kuruş civarından işlem görüyor. An itibariyle sıcak rakamlardır bunlar ve euro dolar paritesinde de 1.18'lik bir e, artış söz konusu. Dikkat buyursanız zaten yukarı doğru bir trend var. Peki, e, altının onsu düşmeye devam ediyor. E, 1824 dolarlardan işlem görmekte. Brent petrol e, az evvel ifade etti. Peki, altına bakalım. Altında neler oluyor bitiyor. E, altında da An itibariyle düşüş trendi söz konusu 463 lira gram altın, çeyrek altın 750 lira, yarım altın 1514 lira, tam altında 3018 liradan işlem görmekte. Dediğimiz gibi sıcak rakamlardır bunlar onu söyleyelim. Özellikle dövizdeki yükseliş trendi devam etmekte zaten onu da Ebru Baki ile Para Gündem'de hep beraber görürüz. Peki her şeyi bir kenara bırakalım. Okyanusun ilerisine. 3 Kasım'da seçimler yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugün 24 Kasım. 3 hafta geçmiş aradan. Ve Trump yeni yeni evet artık bırakacağım dedi. Öyle bir söyledi ki gündeme bomba gibi düştü. E New York'ta Oray Eğin bizlerle beraber Habertürk yazarı. Oray merhaba. Az evvel tweetinden de gördük. Devir teslim yapılacak gibi gözüküyor. Ne oldu? Ne oldu da Trump geri adım attı? Artık herhalde başkanlığı bırakacağım diyor. Ne dersin? Aslında Murat hiçbir şekilde yenildiğini kabul etmiyor dikkat ederseniz. E, tweet Biraz attı şey Murat vuruşa saatlerini. vuruşa mı çekilelim çekileceğim diyor. Kendisine yani yenilmiş ben kaybetmiş ezik o imajı hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Ne olursa olsun e, yenildiğini de kabul etmeyecek. Diyecek ki ya ben bu seçimi e, aslında kazanmıştım ama daha fazla kriz çıkarmak istemedim. Uğraşmak istemedim. Çekildim diyecek. Göreceğiz bunu önümüzdeki günlerde. Yani bunu tahmin ediyorum ben. Fakat e, şimdi... E, yenilmediği yani yenildiğini kabul etmeden aslında yenildiğini kabul ediyor. E, çünkü başka bir seçeneği kalmadı. 40 tane dava açtılar bu seçim şaibesiyle ilgili. Hiçbir şekilde kanıt gösteremediler. Ya davalar düştü ya reddedildi ya da kendileri davadan bizzat çekildiler. E, etrafındaki insanlar e, ona çok destek veren, kampanyasında milyonlarca dolar veren önemli CEO'lar bile artık ya yenildiğini kabul et dedi. Cumhuriyetçi Parti'den 21 tane senatör dün e, bu Watergate'i ortaya çıkaran gazetecilerden Carl Burstein söyledi. E, Artık yani bu bizi rezil ediyor demişler kendi aralarında. Yani etrafındaki artık çember o kadar daraldı ki bugün artık bir anlamda ben talimat verdim bu geçişin sağlanması için. Gerekli devlet kurumu bunu yapacak dedi. Aslında böyle bir yetkisi de yok. O devlet kurumu özel sayılabilir. Kendi kendilerine yapacaklar. Zaten hemen bir açıklama yaptılar. Biz Trump'tan talimat almıyoruz. Anayasal süreci işlemesini bekliyoruz diye. Ama Trump'tan talimat alıp anayasal süreci işletmeye başladılar. Ve Biden kabinesine de bu kurum e, şimdi devir teslimi sağlıyor. E zaten aileden de herhalde artık çekil baskısı geliyordu değil mi? Eş olsun, kızı olsun, damat olsun. E aslında umut buydu. Biraz ailenin böyle baskı yapmasıydı. E insanlar hatırlı kişiler damada ulaşmaya çalışıyorlardı. Belki o ikna eder diyorlardı. Fakat Trump'ın aslında burada bir stratejisi var. Bu işi bilerek uzatıyor. Yani kendi egosu bir yana aslında kurt bir politikacı taktiği de yapıyor. Burada 2024'ün bir anlamda adımlarını atıyor da denebilir. Çünkü 20 Ocak'tan hemen sonra adaylığını açıklayabilme ihtimali var. Şimdi bu süreçte ciddi paralar toplanıldı. Seçmene mailler yollandı, baskı yapıldı. Biz bu şaibeyle mücadele edeceğiz. İşte hukuk savaşı yapacağız. Bize para bağışlayın, para bağışlayın. Milyonlarca dolar. Şimdi bu paralar nereye gidecek? Bu paralar büyük ihtimalle Trump'ın ya cebine gidecek ya da Trump'ın <laughs> 2024'teki seçim kampanyasına gidecek. Şimdi bu paraların akıbeti önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak çünkü yani ciddi bir miktar bu. Trump'ın da borçları var. Kendisine mi gidecek, nereye gidecek ama Trump gidiyor ama hayatımızdan çıkacak gibi gözükmüyor. Şimdi bizdeki siyasetçiler hani Anadolu yollarına düşer. Trump bundan sonra Amerikan yollarına düşer mi acaba ya da hani 2021'den itibaren başlar bence biraz hızlı davranacak gibi gözüküyor. 2024 için. Trump ilk, o, Trump ilk olarak New York'a dönmeyeceğini en azından tahmin ediyoruz. Trump Neden? Tower New York'ta e, hep çok sevdi. Hiç kimse onu New York'ta istemiyor. istemiyor Damat ve e, kızını da hiç kimse istemiyorlar. Hatta sosyeteye girmek istemişler. E, tekrar dönmek istemişler. Bir kabul bile görmemişler burada. Çünkü biraz yani New York'lular çok katı bu konuda affetmiyorlar Trump ailesine. E, Trump'ın Mar-a-Lago yazlık, Beyaz Saray denen bir yazlığı vardı Florida'da. Evet. Orada tadilatlar başladı. Oraya taşınması söz konusu. Fakat orası da bir sosyal kulüp yani hiç kimsenin bir ikameti olarak kanunen mümkün değil. Orada da biraz başaracak. Ama tahmin edilen senaryo şu. 20 Ocak'ta Joe Biden'ın öğlen saatlerinde görevi alacak. Hemen ya o gün ya da ertesi gün Trump kendi adaylığını açıklayabilir. Hatta gölge kabine bile oluşturabilir. 2024 için tekrar seçime gireceğini deklare edebilir. Böylece bu gölge kabineyi de oluşturarak olası rakiplerinin kendisine parti içinden çıkacak olası rakiplerinin de önünü kesmeyi planlıyor olabilir. Yani ilk defa Amerikan tarihinde bir parlamenter sistemmiş gibi bir ana muhalefet lideri gibi konumlayacak galiba kendisini. Ve bu dört seneyi de Biden'ın sürekli işte gerek televizyonda belki bir televizyon programında yorumcu olabilir. Ee, belki işte başka platformlarda konuşmalar yaparak bir şekilde Biden'ı rahatsız edecek bu dört sene boyunca. Peki cumhuriyetçiler de diyebilir aslında biz seni istemiyoruz bir rehabilitasyon sürecine gireceğiz deyip e, iyice ortada kalabilir Trump ne dersin? Murat Cumhuriyetçiler ilk başından beri Trump'ı istemiyorlardı. Yani hiç kimsenin Trump'ın ne başkan olması ne partide bu kadar söz sahibi olmasından yana değildi gönlü. Fakat mecbur kaldılar ve bu 4 sene içinde de Cumhuriyetçi Partiyi ele geçirdi Trump. Yani çok ciddi bir oy aldı. Kendi oylarını arttırdı. Burada hiç tahmin edilmedi kesimlerde, genç seçmende, özellikle azınlık genç seçmende Trump'a yönelik bir ilgi var. Şimdi Cumhuriyetçiler bu ilgiyi de kaybetmek istemiyorlar. Evet. Yani sokağa hala çıktığı zaman bu insanları peşine to çürükleyebiliyor. E, e, %70 Cumhuriyetçi seçmen bu seçimin şaibeli olduğuna inanıyor hiçbir kanıt görmeden. Bütün bunlar Trump'ın başarısı. Yani evet Cumhuriyetçiler onu istemese bile onunla yaşamaya mecbur kalacaklar çünkü partiyi ele geçirdi Trump. Evet. Peki, e, yargı sürecine değinelim istersen. Yani koltuğu bıraktıktan evet. sonra <laughs> Trump'ı, ailesini, damadını hangi süreçler bekliyor? Vergi mi ya da başka hadiselerden koltuğa oturabilir mi sanık koltuğuna? Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen şu anda hapiste zaten ve New York Güney Başsavcılığıyla eee işbirliği yapıyor. Trump'a yönelik bir soruşturma var. bir takım fonlar nereye kullanıldı dair vergi soruşturması var. ...vergileri nasıl e, ödemedi, işte bu vergiler zaten uzun 10 yıldır falan neredeyse denetimde... ...yaklaşık e, bir 100 milyon dolar ceza buradan gelebilir. Ooh, Öte yandan Trump'ın önümüzdeki tabii hayır, sadece de bu da değil... ...önümüzdeki 4 sene içinde Trump'ın aldığı borçların, kredilerin ödemesi geliyor. Bunlar da 300 milyon doları buluyor. Yani 4 sene içinde Trump 400 milyon dolar ödemek zorunda kalabilir... Hepimizin bildiği şu, Trump zannettiğimiz kadar zengin değil. Şu anda eldeki varlıkları yani çok bu 400 milyonu karşılayamayacak miktarda. Dolayısıyla Trump'ın bu 4 sene içinde paraya ihtiyacı var. Ama ciddi bir yargı süreci de başlıyor. Bu e, Michael Cohen'in de işbirliği yaptığı soruşturma yürürse, e, Biden'ın Adalet Bakanı bu soruşturmanın bizzat takipçisi olursa, eğer e, bir affetme söz konusu olmazsa. Çünkü Trump kendi kendini affedebileceğini de ima ediyor. Bu da anayasal olarak çok mümkün değilmiş şu anda görevden gitmeden Hı -hı. önce kendisini affetmesi. Yani e, Tabii ciddi de bir Trump'ı burada nefret bilenler olduğu için onu hapse attırmak isteyenler de var. Yani e, Trump'ı zor günler bekliyor. E, yani hem yargı konusunda hem vergi konusunda hem borçlar konusunda. Yani çıkış noktası olarak siyasete dört elle sarılacak gibi gözüküyor. Başka bir çıkış noktası da yok. İş adamlığına, iş insanlığına geri dönemeyecek anladığımız kadarıyla. E, bir dolu... Bütün... E, bütün aslında bunları da yapmak istiyor. Yani Türkiye'de dahil olmak üzere kafasında başka ülkelerde işte Rusya ile ya da Rusya ile gidip oralarda otel kurmak işte ya da kumarhane açmak gibi planları var elbette. Ama şimdi bu siyasetin gücüne o kadar çok kapıldı ki bir de tabii ki bu siyaset ona bir dokunulmazlık da sağlayacak bu soruşturmalara evet. karşı. E, o önemli bir o can simidi yani Trump için. Peki ailesel bir dağılma söz konusu olur mu ne dersin? O pek gözükmüyor açıkçası. Trump ailesine bu güç hırsı da birbirine... Güce sahip olmak, hırs demeyelim de güce sahip olmak da birbirine kenetledi zaten. Bu Melania Trump'ın hep boşanacağına dair bir bunu ne diyeyim, muhalefet, muhaliflerin fantazisi var. Ama aslında Melania Trump son derece mutlu eşinden. Bu süreçten de mutlu. Evlilik sözleşmesini zaten yeniden düzenlemişti. <laughs> ee, yani tekrar first lady olma ihtimali var. Ee, yani en azından böyle bir beklentisi tekrar olabilir. Yani Trump ailesi öyle çok dağılacak gibi Anladım. gözükmüyorlar oğlu oğludan junior belki aday olabilir. Ee, yani böyle bir e, bir takım hesapları var kendi içinde ailenin. E, peki eee anlık yansımalara bakarsak ekonomi e, dünyasında ne oldu? E, tepkileri ne alemde? E, borsanın olsun daha belki açılacak. İlk, daha doğrusu yarın sabah Yani ilk Halesinde. Evet ilk, ilk aşamada ama dün zaten olumlu bir tepki vereceği şuradan belliydi. Artık bütün CEO'lar yaklaşık 100 CEO 100 buranın en önemli şirketlerinin e, yani en başındaki isimler zaten Biden'ı arayıp tebrik ettiler. Piyasa Biden'ı etti Janet Yellen eski Fed başkanı, hazineden sorumlu ilk kadın bakan olacak. 230 yıllık tarihinde ilk kadın olacak. Piyasa ona da çok yani piyasayı çok iyi bilen bir isim. Onu tabii ki kucaklayarak karşılayacaklar piyasa. Bildikleri bir isim Merkez Bankası'nı yönetmiş yani önemli bir siyasetçi olacak şimdi de. Dolayısıyla Biden'a zaten olumlu bakıyor piyasa şimdiden. Tabii ekonomiyi soruyorum yani çok da hani Amerikan ekonomisi çok tabii ki umrumuzda elbette yani çok da değil ama tabii Türkiye'ye yansımaları açısından soruyorum o nedenle önemli. Peki Joe Biden dönemine geçiş, e, isimler az çok belli oldu. Dışişleri Bakanlığı'nda düşünülen isim vesaire. Kabinesine baktığımız zaman tamam iç politika ayrı ama hani mesela Türkiye'ye yansımaları nasıl olur? Obama'nın üçüncü dönemi diyebiliriz aslında. Eee hmm. ...evet Biden'ın kabinesi o bizim için iyi kötü Obama dönemin. Bence bizim için iyi. Çünkü Türkiye ile Obama'nın ilişkileri ilk dönemde gayet iyiydi. Yani evet. kitabında da hep bahsediyor. Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Obama yılda 13 kere telefonda konuşuyorlardı. En çok konuştuğu liderdi. Çok daha bölgeyi bilen isimlerle çalışacak olması. Bu yeni Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Biden kabinesinde Dışişleri Bakanı olacak kişi... Türkiye'ye gelmişti 15 Temmuz'dan daha sonra ee, iyi yakından çalıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısıydı Hillary Clinton döneminde Obama kabinesinde. Dolayısıyla çok çok iyi tanıyor Türkiye'yi. Bizim hükümeti e, çok iyi tanıyor. Türkiye'ye karşı Washington'da hava çok ters yani ters rüzgarlar esmesine rağmen Türkiye'nin aleyhinde hiç konuşmayan Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunu daha bu sene bile geçtiğimiz aylarda bile vurgulayan evet. bir isim. Dolayısıyla Türkiye ile olumlu bir ilişkiler olacak. Çünkü şimdi şöyle bir durum oldu aslında bu 4 senede Trump hem Amerika'nın içindeki ezberleri bozdu hem de Amerika'nın dış politikasındaki e, bir takım ezberleri de bozdu. Yani işte Kudüs'ün başkent olarak evet. tanınması gibi Amerikan e, siyaseti bunlara hiç yani bu böyle bu yollara girmiyordu diyelim. E, şimdi biraz normalleştirecek herhalde. E, İran'la nükleer anlaşmayı yeniden yapacak, yeni dışişleri bakanı gibi gözüküyor. Görüyorum. Kurumlar bazında bir ilişki gözükecek. Bir de yani Mike Pompeo kendi kariyer hesapları olan biraz egosu çok yüksek. Tam ülkenin çıkarları mı, kendi çıkarları mı, neyi koruduğu belli olmayan birisiydi. Dolayısıyla daha oturaklı devlet adamıyla muhatap olmak Türkiye'nin ve bütün başka ülkelerin de işine gelecek gibi gözüküyor. Peki... Ee, bir de e, tabii şey geliyor şimdi, yıl sonu, Christmas, hindi bağışlama olayı. Ee, <laughs> bu da Amerika Birleşik Devletleri için son derece önemli anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla da. Ee, orada da e, önemli komik hadiseler yaşanmış herhalde, ne oluyor? Geçtiğimiz sene Trump'ın önce şunu söyleyeyim. Her sene geleneksel olarak başkanlara iki tane hindi sunuluyor. Şükran gününden önce. Perşembe günü şükran günü. Başkan da bir tanesini affediyor. O, o hindi de hayvanat bahçesine gidiyor. Şimdi geçtiğimiz sene ki bu hindi bağışlama töreninde bir video bugün internette paylaşılmaya başlandı. Geçen sene çekilen bir video. ve Yani herkes bu kadar olamaz dedi. Çünkü Trump diyor ki videoda bu baş biz internetten Beyaz Saray sitesinden bir oylama yaptık. Evet. Tamamen şeffaf, adil bir seçim sonucu hangi e, Hindinin bağışlanacağına <laughs> karar verdik diyor. E, ve seçimi diyor e, seçim sonucu belli diyor. Carrot adlı hindi Seçim sonucunu kabul etmiyor, yeniden sayım için itiraz ediyor, tutturuyor ve biz ona, biz ona seçim sonucunu kabul ettirmeye çalışıyoruz diye küçük bir videosu vardı. Yani aslında şaka gibi ama ne kadar Trump'ın işte hindi olduğunu gösteriyor bu Amerika. Evet çok komik oldu bugün yani herkes buna gülüyordu. Evet anladım. Peki çok sağ ol. çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz bir önceki bağlantıda Amerikan e, halkı ya da e, belli kurumları Trump'ın kumda oynamasına bir süre izin vereceksin. izin verecekler demiştin. Öngöründe çok gerçekçi oldu. Çok doğru bir şekilde e, daha 10 gün önce bile bir hafta önce bunu söyledin evet. ve e, dediğin çok gibi. Çok çok teşekkür ederim çünkü şöyle bir sorun oldu Murat yani evet izin verdiler izin verdiler ama bir süre sonra artık o kum havuzunda oynaması da partiye ve siyasete ve demokrasiye zarar vermeye başladı ve artık hani oyun süresi de bu gece doldu denebilir. Ya asıl ufak bir soru daha Trump'ı Biden'ı evet. bir kenara bırakalım aşı hadisesi önemli 10 Aralık'ta iznanılırsa 11 Aralık itibariyle koronaya covid'e karşı aşılama başlayacak gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde doğru mu? Evet ama şimdi aşının dağıtımı konusunda bu, bu geçişin e, siyasetteki geçiş çok önemliydi. Çünkü hmm. Biden kabinesi bu dağıtımı nasıl yapacak? Trump'ın planı ne? Bu, bu, bu belgelere erişimleri yoktu. Şimdi sahip ha. olacaklar. Hmm. Dolayısıyla aşı ya apar topar onay çıkarsa burada e, çok sınırlı bir dozda olacak. Bu aşı kimlere gidecek? Bunun öz, e, yani triyaj çalışmaları yapılacak. Kim öncelikli olacak? Hepimize gelmeyecek tabii ki aynı anda. Belki önümüzdeki senenin sonlarında bulacak hepimize gelmesi. Hmm, Çünkü anladım. yeterli dozda üret de bir sorun. Bütün bunların yani çok sınırlı bir dozda gelecek. Dolayısıyla yani bütün dünyanın hasta şunun farklı olması lazım. Aşı bulundu diye gevşemememiz gerekiyor. Doğru. Çünkü aşı bulundu ama hemen hepimize gelmeyecek bu aşı. Peki. Oray çok teşekkür ediyorum Amerika'yı. Özellikle şu süreçte senden e, dinliyoruz. Çok ve okuyoruz aynı zamanda yazılarında. E, çok önemli e, hadiseleri değiniyorsun çok teşekkür ediyoruz sağ ol görüşmek üzere sana iyi geceler hadi ben yat artık biz görüşmek devam edelim. ediyoruz yolumuza <laughs> <laughs> sağ ol orayı eğin bizlerle beraber oldu değerli dostlar Trump evet kabullendi artık görevi bırakacağı ifade edildi 20 Ocak itibariyle Biden beyaz koltuğu beyaz sarayda koltuğa oturacak ama o zamana kadar da tabii çalışmaları sürecek. Türkiye'de yansımaları olacaktır. Piyasalara daha doğrusu yansımaları olacaktır. Ee, umarım güzel yansımaları olur diyelim. 7.32'yi gösteriyor saatlerimiz. 24 Kasım tarihindeyiz. Bunu bir, daha, bir kez daha ifade edelim. Tüm fedakar, cefakar. Hani pek de sefakar olamasa da öğretmenlerimizin e, günü kutlu olsun Azerbaycan'a gidelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan adamı ziyaret etti yine eşiyle. Askeri aracı da kendisi kullandı. E, çekimi de eşi gerçekleştirdi. A adamı tek bir kurşun bile almadan, e, atmadan kurtardıklarını söylüyor Aliyev. azad azat edilmiş topraklara geçelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail ve Fuzuli'den sonra bu kez işgalden kurtarılan Adam'ı ziyaret etti. Askeri aracı kendisi kullanırken eşi onu görüntüledi. Adam istikametinde gittiklerini söyleyen Aliyev, burayı tek bir kurşun atmadan aldık dedi. Adam şehrini ve işgal altında olmuş Adam rayonun torbalarını bir, gülle atmadan azat etti. Ateşkes geri, Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla adamdan çıkmıştı. Aliyev aracında ilerlerken bir yandan da etraftaki harabeye dönmüş evleri gösterdi. Sağlam yapı kalmadığını vurgulayan Aliyev Ermenistan'ın hesap vereceğini söyledi. Dağda da düşman tarafından dağılmış Azerbaycan vatandaşlarının evleri. Evlerimizi, kentlerimizi dağıtıp torpağlarımızdan istifade edin. bütün her bir cinayetlere göre düşman cevap verecek. Ermenistan işlediği askeri suçların hesabını verecek diyor Aliyev adam e, çekilmesi biraz geç oldu malumunuz bir 10 günlük süre e, verilmişti insani bir süre kış ayları vesaire diye ve gördüğünüz gibi e, Aliyev ve eşi dün adamdaydı. Peki Putin ne diyor acaba? Hep beraber göreceğiz. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Putin Rus devlet televizyonuna konuştu ve dedi ki efendim Ermenistan'ın bile Dağlık Karabağ'da kurulan yönetimi tanımadığını vurguladı. E, bu uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ hem de ona komşu diğer bölgelerin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyor diyor Putin. Rusya'nın neden çatışmalara müdahil olmadığı sorusu da var. O da dedi ki Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı. Bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi ifadelerini kullandı Putin değerli dostlar. Kadına şiddet ya da kadın cinayetleri yine Türkiye'mizin gündeminde İçişleri Bakanı'nın bu konuda yaptığı önemli açıklamalar da var. Gelen eleştiriler de var onu da aktaracağız. Isparta'da kız arkadaşını öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu. Savcı Gamze Eskicioğlu'nun katil zanlısı için müebbet hapis cezası istedi. 23 yaşındaydı Gamze Eskicioğlu işte gördüğünüz gibi değerli dostlar hayat doluydu, neşe doluydu fotoğraflardan da görmektesiniz. Geçen ay erkek arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı 23 yaşındaki Gamze ve soruşturmayı tamamladı. Savcılığın iddianamesi mahkemede de kabul edildi. Gamze'nin katil zanlısı Hasan bölüm için müebbet istiyor savcı. Delilleri gizlemeye çalışan komşusu MG hakkındaysa 5 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Maalesef kadına şiddet 10 yıllardır Türkiye'mizin gündeminde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuştu. Kadın cinayetlerine ilişkin son bilgileri paylaştı üstelik. Kadın cinayetlerinde geçen yıl oranla %24 oranında bir azalma olmuş. Ama diyor bizim için bir bile fazla diyor. Erkeklere de sesleniyor soylu. Nereden çıktı bu kadına şiddet? Kadın cinayeti. Kendinize gelin diyor. Neyi tatmin ediyorsun? İçişleri Bakanı kadın cinayetlerine dair son bilgileri açıklarken erkeklere böyle seslendi. İçişleri Bakanı Soylu Polis Akademisi'nde düzenlenen aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele değerlendirme toplantısında konuştu. Verileri açıkladı kadın cinayetlerini çözeriz dedi. Ve bu yıl 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadın hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ay 20 günlük periyodundaki can kaybı 308'di. Bu yıl ise sayı az önce ifade ettiğim gibi 234'tür. %24 bir azalma var ama bizim için bir sayısı da fazla. Çırpınıyoruz. Bir şiddet olmasın. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü bu konuda seferberlik ilan etmiş durumda. Hepimiz üzerine düşeni yapıyoruz. Kadın cinayetleri üzerinden hükümete getirilen eleştirilere de yanıt verdi Bakan Soylu. Yalvarıyoruz. Kadesi indirin diye. Belki bir aile içi şiddet meselesini daha hep birlikte engelleyebiliriz diyor. 21. asırda her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin herkes tarafından rahat bir şekilde takip edildiği bir asırda hala ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye çelme atmak için elinden geleni yapanlara üzülerek ve ibretle seyrediyorum. Cinayete kurban giden kadınların %90'ının kolluk birimlerimize herhangi bir başvurusu veya talebinin olmadığı yapılan sağ araştırmalarında ortaya çıkmıştır. Soylu, elektronik kelepçe uygulamasının önümüzdeki yıl 81 ile yayılacağını vurguladı. Bu eylem planında aldığımız kararlardan bir tanesi elektronik kelepçe sayısını arttırmaktır. İzlemeyi ve takibi en üst seviyeye ...çıkarabilmektir. Ve konuşmasında erkeklere mesaj verdi. Buradan da erkeklere sesleniyorum. Kendinize gelin ya. Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. Kendinize gelin erkeklere. Bunu söylüyor Süleyman Soylu. Sondaki o ayıptır ifadeleri biraz tartışma konusu oldu. Özellikle kadın platformları tarafından. Bu arada eşitlik için kadın platformu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde efendim bir izleme grubu var malumunuz. Son bir aylık süreçte kadın hakları ve cinsiyet konusunda mecliste yapılan çalışmaları takip etmişler. Şimdi genel kurulda konuşan milletvekilleri var biliyorsunuz. Bunların sadece yaklaşık onda biri kadın kelimesi kullanabilmiş ya da kullanmış. Meclise kabul edilen kanunlar arasındaysa Maalesef kadının adı hiç geçmiyormuş. Kabul etmeyenler yok. Kadın konusu da adı da mecliste beklenen yeri bulamadı. Son bir ayda mecliste sadece 9 milletvekili kadın kelimesini kullandı. 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca bir teklif düştü. Eşitlik için kadın platformu Türkiye Büyük Millet Meclisi izleme grubu kadın hakları ve cinsiyet eşitliği ile ilgili bilgileri açıkladı. Mecliste son bir ayda bütçe trafiği vardı. Bütçe komisyonlarına kadınların sorunlarının çözümüne yönelik yeni bütçe teklifi gelmedi. kabul edilmiştir Genel kurulda konuşan 96 milletvekilinin sadece 9'u kadın sözcüğünü kullandı. Tüm partiler parti gruplarında kadınları sadece bir saatten daha az konuştu. 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca bir teklif düştü. 836 soru önergesinden yalnızca 8'i kadınlarla ilgiliydi. Kabul edilen kanunlarda ise kadının adı hiç geçmedi. Mecliste yapılan 90 basın toplantısının sadece 3'ü kadınların yaşadığı sorunlarla ilgiliydi. Eşitlik için Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün mecliste kadına yönelik şiddet konusuna ayrılmasını istiyor. 222... 8'e 20 var saatlerimiz. 24 Kasım tarihindeyiz. Salı günündeyiz. Öğretmenler Günü kutlu, mutlu olsun. Memleketimizin fedakar, cefakar ve özverili öğretmenlerinin değerli dostlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çalışan ve atanamayan öğretmenlerle video konferans yöntemiyle görüştü. Birazdan da öğretmenlerimize dair hikayelerin olduğu haberlerimizi izleyeceksiniz. Sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu öğretmenlerin de kendilerine has bir yasası olması gerektiğini söylüyor. Atama için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız diyor. 2015 yılında bir öğretmen 14 çeyrek altın alırken bugün geldiğimiz nokta 5.2 çeyrek altın alabilir hale gelmiştir. Toplamda 200 binlik bir açık var şu anda çok acil bir şekilde. ve e, Sayın Bakanımıza bu 62 binlik e, açığı nasıl kapatacaksınız şeklinde sorulduğu zaman da ücretli öğretmenlikle kapatacağız dendi ve biz çok üzüldük. Hem görev başındaki öğretmenleri hem de atama bekleyenleri dinledi. Çözüm önerileri sundu Bütün öğretmenlerin kadrolu olması lazım, güvencelerinin olması lazım ve hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almamalı. Şu anda birinci öncelik atama bekleyen öğretmenlerin e, bekledikleri 60 bin kişilik e, kadronun doldurulması. Bizim üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Bundan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Kasım öğretmenler günü öncesinde eğitim neferleriyle video konferans yöntemiyle görüştü öğretmenler için özel bir yasa olması gerektiğini söyledi. Öğretmenlik mesleği diğer meslekler gibi değil. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Hakimler ve savcılar için ayrı bir yasa var. Öğretmenler için de ayrı bir yasanın olması lazım. Atanamayan öğretmenlerin taleplerini not etti. Minimum 60 bin alım talep ediyoruz bu sene. Maalesef özel okullarla sözleşmeler yapmak zorunda kalıyoruz ve çok düşük ücretlerle çalışıyoruz. Sürekli işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Eğitimden tasarruf olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu atanamayan öğretmenlere birlik olma çağrısı yaptı. Bir araya gelip potansiyel güç olduğunuzu ortaya koyduğunuzda bütün siyasi partiler sizi dinleyecek. Kılıçdaroğlu uzaktan eğitim içinde ayrı bir başlık açtı. Öğrencilerimize internet bağlantısı vesaire bu Teknolojik altyapı sağlanamadı. Bilgisayarı olmayan, cep telefonu olmayan, internete ulaşamayan, ebaya ulaşamayan öğrenciler bu eşitsiz koşullarda eşitsizlikler daha fazla arttı. İnternete erişim, e, suya erişim gibi, ekmeğe erişim gibi e, kesinlikle olmak zorundadır. Her evde olmak zorundadır. Çok fazla sorun var, çok fazla alınacak yol var. Sosyal medya, Twitter'a baktığımız zaman da gündemi bugün öğretmenler oluşturuyor. Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Şehit Neşe Alten ve şehit olmuş daha nice öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun yazan binlerce arkadaşımız var efendim. Dediğim gibi bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeyiz ve salgın günlerinde onların kıymeti bir kez daha anlaşıldı. 24 Kasım tarihi yani yılda bir gün onlara adandı ama onlar her gününü öğrencilerine ayırarak daha fazlasını hak etmiyor mu sizce? Efendim Gülşah öğretmen de işte onlardan biri. Gülşah öğretmen şahsında bir kez daha Kutluyoruz öğretmenler gününü. Hem milli bir sporcu hem de beden eğitimi öğretmeni. Onun öğrencileriyle sevgiyle kurduğu bağın hikayesini Fatmanur Nur Boylu arkadaşımızın haberinden izliyoruz. Beni hastane öğrencilerim götürdü. E, kucaklarında taşıdılar, merdivenden indirdiler. Gerçekten çok güzel bir duygu. İyi ki öğretmen olmuşum. İyi ki bu kalplere dokunmuşum. Hem milli sporcu hem öğretmen oldu. Kemik kanseri onu profesyonel spor hayatından ayırdı ama öğrencilerinden ayıramadı. 31 yaşındaki Gülşah Kıyak, Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni. Aynı zamanda dünya kickboks şampiyonu. Bir önceki senede Avrupa ikincisi olmuştum. O zaman da kırık bilekle gitmiştim. Dünya şampiyonu Gülşah Kıyak! Dünya şampiyonasında başlayan ağrılarına rağmen altın madalyayı kazandı. Ufak tefek bir ağrıyla başladı. Kemik kanseri teşhisi konuldu. Kötü huylu olduğu e, sonuçlandı. Sonra e, kasık bölgesindeki o kemiğin alınmasının daha doğru olacağını söyledi doktorumuz. O an neye uğradığını şaşırıyorsun. Kolay değil. 4 ay önce bir ameliyat geçirdim. Hatta iki ameliyat geçirdim. Gülşah öğretmen başarılı ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Artık turnuvalara sporcu olarak değil antrenör olarak devam edecek. Beni ayakta tutan zaten ailem. Ee, çocuklarım yani öğrencilerim onların sevgisiyle beraber atlatmaya çalıştım. Spor hayatım bitti mi? Evet bitti bitirmek zorundaydı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, yönetim kararıyla antrenör olarak e, aynı zamanda uşan antrenör olarak da e, orada devam edeceğim. Gizlice doktora gidip e, farklı sorular soranlar olmuş. Hocamızın saçı dökülecek mi? İşte e, bir daha spor yapabilecek mi? Gülşah öğretmen geçirdiği ameliyatlar nedeniyle artık şampiyonalara katılamayacak ama ödüllerim dediği öğrencileriyle birlikte yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Gülşah öğretmen pandeminin biteceği ve öğrencilerine bir antrenör olarak kavuşacağı günü bekliyor. Beden eğitimi dersindeyken. E, keşfetmiştik çocuğu yani hızlı koşmasıyla. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde atletizm branşında başlamıştı. Futbolcu olan çocuklarımız var. Şu anda profesyonel oynayan çocuklarımız var. Süper amatörde oynayan, bal liginde oynayan öğrencilerimiz var. Uzak Doğu branşlarında Türkiye şampiyonluğu olan, Türkiye şampiyonu olan öğrencilerimiz var. Aile desteği daha ön planda oluyor aslında. Yani aile desteği olmadan olmuyor ya yani kız çocuğu ne gerek var diyorlar ya da dersleri etkileyecek ne gerek var diyorlar ama öyle öyle değil. Evet Gülşah öğretmen hikayesi Fatma Nur Boylu bizlerle paylaştı. Peki Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizden de bahsedeceğiz tabii ki. Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeniydi bu hatırlayın efendim. Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit oldu. Öğretmenler gününde kızının acısını bir kez daha yaşayan Sadık Yalçın bugün yine aynı yere tayini çıksa yine kızımla beraber gideriz ve görevine başlamasına yardımcı oluruz diyor. öğretmeni severek yapan, severek okuyan bir öğretmendi Aybüke öğretmen. Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olmuştu Aybüke öğretmen. Çocukluğundan beri sevdiği müziği kendisine meslek olarak da seçti. Sayısal öğrencisi olması münasebetiyle daha farklı yerlere kayıt yaptırma imkanı vardı. Ama o öğretmenliği tercih etti. Özellikle de müzik öğretmenliğini tercih etti. Müzik öğretmeni olarak Batman'ın Kozluk ilçesine atandı. 22 yaşındaydı. İlk görev yerinde PKK terörünün kurbanı oldu. 3 yıl önce teröristlerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Bugün gene aynı yerde tayin çıksa gene hep beraber gideriz ve görevine başlamasına yardımcı oluruz. Aybüke öğretmeninin adı görev yeri Batman'da bir kütüphanede yaşatılıyor. Kızlarıyla gurur duyan ailesi ise öğretmenler gününü Aybüke'nin dinmeyen acısıyla karşılıyor. Şenay Aybüke Yalçın maalesef terör kurşunlarının hedefi olmuştu. Onun gibi yine aynı şekilde terör kurşunlarının hedefi olan öğretmenlerimizin, öğretmenlerimiz Allah'tan rahmet diliyoruz. Fedakar, cefakar öğretmenlerimizin bir kez daha ve elbette ki özverili öğretmenlerimizin bir kez daha öğretmenler günü kutlu olsun. İşte bu vesileyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından öğretmenlerimize hediyemiz olsun mesajıyla bir klip paylaştı. Ya neden dönüyor? Kalbim nasıl çarpıyor? Hayatı bir tahtaya yazarmış. Benim adım kaç harfmiş? Bir yıl kaç gün edermiş? Hep seni bilir benim öğretim. dolusu anlatırmış Doğanın kalbi varmış O da nefes alırmış Hepsini bilir benim öğretmenim sabırla bıkmadan öğretirmiş. Annemin sıcak. Gün başlıyor, devam ediyor ama bir ara Arındar'dan Ankara'da olacağız. Muharrem Sarıkaya ile ve elbette ki konuğumuzla gündemi değerlendireceğiz. Gün başlıyor, devam ediyor. 8'e bir iki dakikamız var. Evet, altıdan bu yana yayındayız. Haberlerimizle bol bol veya yorumlarımızla sizlerle paylaştık. Gündemi değerlendirdik değerli dostlarımız ve gün başlıyorun. En keyifli, en güzel, en bilgilendirici bölümündeyiz. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Ankara'da dün İstanbul'daydı ve şimdi Ankara'da yine bizlerle beraber. Muharrem abi günaydınlar öncelikle. Günaydın, günaydın Murat. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Eee gündem birdenbire alevlendi. Özellikle okyanusun diğer tarafından gelen haberle istersen dışarıdan içe doğru senin söylediğin gibi gündemi değerlendirmeye başlayalım. Trump evet. artık geçiş için tamam ben yokum der gibi yaptı gibi yapmadı aslında, dedi. Yani dedi, artık, artık bunu söyleyeceği tamam. belliydi. Bugüne kadar ki peşrevdi. Peşrevdi, peşrev vaktini tamamladı. Çünkü sürekli peşrev çekilmez. Ee, onun için... <laughs> kazanamayacağı da belli. Daha önemli bir şey var. Ee, yeniden saydırdığı yerlerde Trump'ın oyları düştü bazı yerlerde. Evet. Yani birkaç yerde şey yaptı ama büyük bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bu tutumu... Trump'ın Önümüzdeki dönem sıkıntısını daha da arttırdı belki kendisi farkında değil ama çünkü toplumsal iletişim açısından baktığımızda bir iletişim sosyolojisi açısından baktığımızda Trump geldiği yerden gitmemek için elinden gelen yapan imajını bıraktı Dolayısıyla bu imaj bundan sonraki dönemde Trump açısından taşınması zor bir imaj olacak Çünkü bugüne kadar Trump, daha demokrat, yani biraz aykırı ama demokratlığı da hiçbir zaman için elinden bırakmayan bir görüntü sergilemeye çalışmıştı ve özellikle orta orta alt sınıflar için onlara daha fazla demokrasi getireceği umuduyla e, bu düzeni kurmuştu. Evet. Ama son dönemde özellikle seçim sonrası davranışları e, agresif e, tutumu bir anda. Twitter'a yeniden yüklenmesi Trump'ı farklı bir yere taşıdı. Bazı arkadaşlarımız farklı bakabilir ama o gün geldiğinde yani eğer ki olacaksa yeniden aday olma süreci geldiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'den yeniden aday çıkmasının ne kadar zor olacağı da görülecektir. Evet. Çünkü Cumhuriyetçiler de bundan sonraki süreçte Trump'ı taşımak istemeyecektir. Trump yordu. Peki Biden na geçişte özellikle Türk politikalarında çünkü bir Dışişleri Bakanı ismi de zikredildi. Ee, nasıl bir temasımız olabilir? Bize bakış açıları ne olur? Anthony Blinken değil mi? Evet. evet. Aynen abi. Ee, i̇yi bir iyi bir gitaristtir biliyor musun Murat? Öyle çok mi? Çok iyi bir gitaristtir. Ee, evet evet çok iyi bir e, gitaristtir. Ee, Pink Noise'la çalmıştı. Ee, evet. Onu hatırlıyorum ve Pinky Noise için onun bir yardım kampanyası vardı. O kampanya sırasında çalmıştı. Aslında Anthony Blinken'ı biz çok yakından tanıyoruz. Clinton döneminde de onun hemen sağ koluydu. Türkiye seyahatlerine de katılan bir isimdi. Çok Türk dostu olduğunu biliyorum. Yani evet. yakın Türk gazetecilerden özellikle böyle akşam barlara gidip orada gitar çaldığı hep bilinen bir özelliğidir. Dolayısıyla bir müzisyen yönü de vardır Anthony Blinken'ın. Bildiğim bir başka e, nokta var. E, Sınırım daha böyle yumuşak bir dünya, daha uzlaşmacı bir dünyaya geçmenin yolunu arıyor e, Biden. E, kadınları tercih ediyor. Hı hı. Savunma Bakanlığı'na bir kadın getirmek için mesela Pentagon'un başına bir e, kadını getirmek için çaba gösteriyor. Umarım bu Türkiye ile olan ilişkilerini de aynı zemine taşır, Türkiye olan ilişkilerini de aynı e, seviyede tutar. E, onu şu an için evet çok, yani bu ıı, sonraki günden bir durumumuz yok evet, aynen ama öyle. ama şu var yani Türkiye Türkiye Amerika ilişkileri Demokratların döneminde kavgacı olmadı doğru yani biz e, Bush döneminde çok gergin dönemler yaşadık evet. e, işte Trump döneminde de yani o gönderdiği mektup e, başka bir şey olsa bambaşka bir yere giderdi yani Kesinlikle. öyle değildi. Yani o dönemin konjonktürüne göre belki o şekilde kaldı ama... ...Türk toplumunun bir tarafına, yüreklerinde bir yere sızı bıraktı gitti. Evet. E, dolayısıyla öyle kolay bir şey değildi o. Ama bugün e, geldiğimizde, geriye doğru baktığımızda... E, ...Amerika-Türk ilişkileri veya Washington-Ankara ilişkileri... ...mesela Obama döneminde çok kötü olmadı. Yani ona e, baktığımızda böyle... ...Baba Bush veya Bush-Oğul Bush dönemindeki e, bölgede yaşadığımız krizlerin... Çok büyüğünü o dönemde yaşamadık. Daha uzlaşmacı, daha kabul edilebilir bir seviyede kaldı. Belki Baba Bush döneminde Özalla ile Bush arasındaki ilişki, onların arasındaki doğrudan temas birçok şey katıyordu. Ama oğlu döneminde aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hı hı. Clinton dönemi yine iyi geçti. Mesela ki Obama dönemi gibiydi o açıdan da baktığımızda. Biden döneminde devletler arası ve kurumlar arası ilişkilere yeniden dönüşü sağlayacağı için... Bireysellikten çıkartıp o ülkelerin olması gereken ilişki düzeyine çekeceği için çok büyük sorunlar yaşanacağı kanaatini taşıyor. Belki Putin gibi ya da diğer devlet başkanları da zorlayacak bir ilişki olmayacaktır ile Biden ama Trump'ta da daha kolay anlaşıyorlardı o manada sormuştu Olabilir. Olabilir, olabilir evet. ama o işte bireysel anlaşmayı Devletler arası anlaşmanın aynı şekilde olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani biz Suriye meselesinde acaba Obama ile Suriye meselesini çözmeye çalışsaydık böyle mi çözerdik? Evet. Ee, yani o sınırda şu an Rusya ile yaptığımız devriyeyi biz Amerika ile matardık yine Rusya'ya atmayla devam ederdik. Hı hı. Veya Irak meselesinin çözümündeki o gerilimleri yaşayabilir miydik? Evet. Bütün bunlara da dönüp bir daha bakmamız gerekiyor. Ee, Trump döneminde F-35'inden tutun e, işte Suriye meselesine kadar çok geniş bir yelpazede hatta e, Doğu Akdeniz'deki sıkıntıların bugünkü temeline kadar bakalım. Bütün bunlarda büyük sorunlar yaşadık geldik. Aynı sorunları kurumlar arası ilişkiler olması dolayısıyla daha çözücü bir şekilde yürütürdük. Biz e, Trump döneminde Amerikan Büyükelçilerinin sesini duymaz olduk. Ve Amerikan Büyükelçiliği ile Türk e, büyük ...Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki ilişkilerin kişiler arasından... ...yani Washington üzerinden yürüdüğüne tanıklık ettik. Dolayısıyla bu dönem öyle kolay bir dönem olarak yaşanmadı. Bu dönem bambaşka bir zeminde gerçekleşti. Hatta vize krizi Umarım vesaire... sonraki süreç... Evet. Hep bu süreçte yaşandı. Umarım bundan sonraki süreç daha sıkıntısız aşılır. Peki hep söylediğimiz evet. gibi vatana millete hayırlı uğurlu olsun. İstersen Amerika'dan gelelim Akdeniz'e doğru Libya açıklarındaki... E... Ya. ...evet önemli evet. bir hadise. Kötü bir durumdu. Bir... Ne dersin? Murat istersen bir şeyle başlayalım. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerin gününü kutlayalım. Böyle birden pat diye... Yok yok ben hayır e, dışarıdan içe doğru geliyoruz. Bir gelişme olduğu için. Dışarıdan içe doğru geliyoruz ya o <laughs> nedenle... Oraya döneceğiz. Önce Amerika'dan bir, bir a, 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 <laughs> şey, Libya açıklarına doğru geçelim. Oradan memlekete gelip artık 24 Kasım'ı kutlayalım diyecektim. Ee, <laughs> i̇yi davrandın abi teşekkür evet. ediyorum. Şimdi e, şeyde şöyle bir durum var. Yani... Bir süredir Doğu Akdeniz'deki sıkıntının temeli uluslararası anlaşmanın Avrupa Birliği'nin bazı ülkeler tarafından kendine yoğuntularak değerlendirilmeye Bazı dediğimizi net söyleyelim istersen. E, ortada, Fransa, Yunanistan. Belki. Yani Fransa, Yunanistan, Rum kesimi dolayısıyla evet. bütün onların tutumu ve hatta bunun içerisinde son dönemde Macaristan, Polonya'yı da koyabilirsiniz. Ee, onların tutumu uluslararası ilişkilerin veya uluslararası ilişkilerinin e, şeklini, düzenini oluşturan anlaşmaların uygulanmasındaki problemleri yaratmaya başladı. Ve dünya gittikçe bu ülkelerin tutumundan sıkılmaya başladı. Evet. Bundan 10 gün önceki Macron'un sözleriyle dünkü Macron'un sözlerini yan yana koyduğunuz anda aslında ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Bunlar ön gün önceki Macron Karabağ konusundaki cümlesiyle dün Karabağ Azerbaycan'a aittir cümlesi birbirine 180 derece zıtlık gösteriyor. 30 yıldır çözemediği bir grubun içinde bulunduğu meselede insan biraz sıkılır, biraz üzülür, biraz ya Biz bunu yapmamız gerekirken, bak Türklerle Ruslar bir araya geldi, bölgesel bir sorunu. Evet. Baştan aşağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu karar doğrultusunda çözdü demesi gerekirken, kendisinin o Güvenlik Konseyi'nin o kararları alan kesimin bir üyesi olduğunu hatırlaması gerekirken, bambaşka bir yere savruldu. Şimdi döndü geldi Trump gibi, olması gerektiği gibi davranıyor. Ee, o zaman bu kadar yolu biz niye ettik Hani bu arabacıyla marabacı meselesi var ya... Evet, evet ona evet. döndü Macron'un evet, işleri. Ee, bugün geldiğimiz noktada şöyle bir e, problemle karşı karşıyayız. Doğu Akdeniz'e ilişkin... veya Ege'ye ilişkin ki o... bir bütün olarak, Akdeniz olarak kabul ediliyor. 1958, Cenevre... E, Birleşmiş Milletler Anlaşması var, Deniz Sözleşmesi var. E, 1958... Yine 1982 Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi var ki... bu 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi... bu deniz yetki alanlarının da belirlenmesine yol açan bir düzenlemedir. Bunlar ortadayken... ve sivil bir gemiye... bir askeri... yaklaşmanın nasıl olması gerektiği... bütün bu sözleşmelerde, anlaşmalarda ortaya konulmuşken... E, dünkü yaşanan durum... tam anlamıyla bir rezalet. Şimdi Alman diyor ki bana işte e, bu İrini operasyonunun başındaki Yunan komutan talimat verdi. Evet. Ben de onu yerine getirdim. Bütün uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar, kanunlar hepsi emreder ki e, o işte kanunsuz emir hiçbir zaman için yerine getirilemez. Dolayısıyla ki bunu Alman yasaları çok daha güçlü olarak ifade eder. Türk Ceza Kanunu'nun son düzenlemesini, 2005 düzenlemesini Sayın Cemil Çiçek Meclis Başkanı iken, o çok, pardon Adalet Bakanı iken çok yoğun çaba gösterdi. Biz daha önceden Türk Ceza Kanunu'nu İtalya'dan almışken, 2005 düzenlemesini ağırlıklı olarak Almanya'dan aldık. Onun için o Alman komutan kendi ceza yasasından dolayı da bunu bilmesi gerekir. Ama çok aymaz bir şekilde o geminin üzerine çıkıldı. Bunun amacı belliydi. Ee, sanıldı ki o gemide silah var, mühimmat var. O ele geçirilecek. Dolayısıyla da 10 Aralık'taki e, liderler zirvesi, Avrupa Birliği liderler zirvesine de bir gönderme yapılacak veya Türkiye'nin e, Libya ile olan bu bağının kesilmesi konusunda bir e, gelişmeye adım atılacak. O halde o Berlin konferansındaki durumu ne yapacağız? O halde e, yani Berlin konferansında çok net bir şey konuldu ortaya. Berlin evet. konferansında denildi ki böyle şeylerde. ...o Libya'daki meşru hükümete danışmak zorundasın. Şu an meşru hükümeti olarak her iki tarafta mevcut hükümeti kabullenmiş gözüküyor. Evet. O zaman ne olacak? Yani niye bunu yapıyorsunuz? Evet bir şey soruyordum Murat. Yo Avrupa'nın e, ciddi bir istihbarat zafiyeti de var bu durumda. Bunu buradan da onu almıyoruz bir, bir taraftan. Ben bir istihbarat zafiyeti veya bir istihbarata dayalı operasyon olduğu kanaatini taşımıyorum. Hmm. Buradaki tamamen e, bir rahatsız etme... Ve Almanya ile birlikte ben bunu yapabiliyorum. Bak, ben de Almanya ile birlikte anladım. Onu komuta edebiliyorum. Mesajını e, Türkiye'ye verme çabası olarak görülebilir. Ama şey ifade etmeyeceği dün de ortaya çıktı. E, i̇yi bir tazminat öderler. E, güçlü bir tazminat öderler. Herhalde o güçlü tazminatın bundan sonraki e, sürece nasıl etki yapacağı da karşımıza gelir. E, daha fazla olacağı karakterini taşımıyorum, Daha fazla olabileceği imkanlarının ee, bu son e, olay ve gösterilen yüksek tepki durdurulmuştur. Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalara, özellikle Almanya'dan gelen açıklamalarda bunu teyit ediyor. Hı hı. Çünkü Almanya ilk başta e, kendilerinin değil, Yunanlı komutanın e, bu talimatı verdi. Açık bir şekilde sözcü e, Thales, Thales veya nasıl okunuyor bilmiyorum, hı hı. Christian Thales arabanın yapılabilmesi için geminin bandırasının taşıdığı ülkenin onayı gerekiyor. Ancak 4 saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi durumunda bu onay olarak kabul ediliyor. Şimdi ne için itiraz ediyorsunuz? Erini operasyonu evet. için. Peki Erin operasyonunu Türkiye kabul etti mi? Yani İrini operasyonunu zaten Türkiye kabul etmedi ki bu büyük bir tartışma konusu. O Türkiye'sinden gelen bu mesajı kabul etseydi o zaman senin İrini operasyonunu da doğal olaraktan kabul etmiş olacaktı. Dolayısıyla İrini operasyonunu kabul etmeyen bir Türkiye'den sen İrini operasyonunun iznini nasıl istersin ki? Dolayısıyla buradaki asıl mesele e, bu e, düzenledikleri operasyonun veya operasyona konu e, meselenin İrini adını verdikleri bu... E, harekatın... Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yani dönük silah ambargosunun denetlenmesi için... Nasıl? Avrupa Birliği'nin kendi başına aldığı bir şey. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin... bu yöndeki bir... kararına... meşrulu katmıyor. Yani bu operasyon için... onun... daha önce Ankara'da Brüksel arasındaki bu iplerin de gerilmesine yol açan... bu düzenlemenin... Türkiye'nin de... kabul ettiği bir... ...sistem olması gerekiyor ama Türkiye'nin böyle bir kabulü kesinlikle söz konusu değil. Orası da uluslararası bir deniz. Avrupa Birliği'nin denizi değil. Onun için bundan sonraki süreç Libya konusunda... ...gerilimlerin yine zaman zaman bu şekilde yükseldiği... ...bir e, olaylar zinciriyle bağlantılı gideceği görülüyor. Peki abi. Ee, dilersen evet. gelelim memlekete. Gelelim içeriye diyorsun. 24 Kasım. <laughs> Pek sefakar olamasa da fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin günü. Ee, bir kez daha kutlayalım. Öğretmen adaylarımızın da günü kutlu olsun. Ee, ne dersin? Hep 24 Kasım tarihinde, böylesi özel günlerde, gazetelerde, hmm. yani televizyonlarda bol bol bahsedilir. Sonra unutulur mu? Unutulacak mı? Ne dersin bu konuda abi? Ben e, öğretmenlerimin hepsi... E, ki birçoğuyla da bazen görüşme fırsatı yakalıyorum. Hepsine gani gani teşekkür ediyorum. Yani o kadar çok üzerimizde yemekleri var ki 7 yaşında veya şimdi işte 6 yaşında başlıyoruz. Ben Hı -hı. de biraz erken başlamıştım. 6 yaşında başlamıştım ben. 6 yaşında başlıyoruz ve 24 yaşımıza kadar hatta bazen 26 yaşımıza kadar yüksek lisans dönemlerinde koyarsak sürekli bir öğretmenlerle karşı karşıyayız ama daha çok ee, ilk okul dönemi olarak bildiğimiz o 8 yıllık süreçteki öğretmenlerimizi daha fazla e, anımsıyoruz Özellikle de okulda e, Türkçe öğretmenleri hı hı. matematik öğretmenleri e, fizik öğretmenleri yani ana öğretmenler o e, okulun sınıf öğretmenleri diyebileceğimiz nitelikteki öğretmenlerimizi çok daha fazla anlıyoruz e, Annemize, babamıza göstermediğimiz o gizli saygıyı, evet. öğretmenlerle karşı karşıya kaldığımızda başka bir şekilde anarız. Yani e, öğretmenler bizim için e, hem çok sevgi, hem de o sevgiyle birlikte saygı duyulacak insanlardır. Ee, o kadar yaramazdır ki çocuk, öğretmenini gördüğünde bir anda böyle mum gibi kesilir. Ee, dolayısıyla o saygıdandır, onun korkusundan değildir. Çünkü ona da sevgiyle bakar bir taraftan. Bunu e, sağlayan öğretmenler bugüne kadar e, hep bizim için önemli bir e, kişilik oluştu. E, onun için saygıyla hepsini e, anıyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Kılıçdaroğlu'nun burada bir e, az önce Bu arada, haberlerimizde de aktarmıştık video konferans yöntemiyle öğretmenlerle görüştü kadrolu ve güvence altında olmalı öğretmenler diyor ve hakim ve savcı gibi öğretmenlerinde özel yasası olması gerekir diyor atanamayan öğretmenlerle ilgili de konuşuyor onu söylüyor bir de 3.600 ek gösterge verirse 100 bin kadar öğretmenin de emekli olabileceğine altını çiziyor mültecim Bakanlığı da biliyorsun tasarruf olması için ee, öğretmenlerin kuralları çekildi ama atamaları bir türlü yapılmamıştı. Onlar bekliyordu. Umarım... E, öğretmenler, yeni genç nesil öğretmenler de bir an önce... E, o sürece katılır. Çünkü... Öğretmenler odasının da bir öğretici tarafı vardır. Hı hı. Öğretmenler odasındaki tecrübeli öğretmenler duruşlarıyla, davranışlarıyla, sohbetleriyle yeni gelen insanlara bilgi aktarırlar. Yani o öğretmenlik tek başına sınıfta olan bir şey değildir. Okulun bütününde, öğretmen odasında kapsayan okulun o bütününde e, hayat sürdürür. Onun için o öğretmenlerle emekli olmadan e, kökten gelen diğer öğretmenlerin... ...buluşması da ayrı bir önem arz eder. Onun için... ...umarım önümüzdeki günlerde bu atamalar gerçekleşir çünkü... ...çok sayıda öğretmen... ...son dönemde bekliyor. Ha şu söylenebilir ya okullar açık değil ki atansalar ne olacak? Okullar açık değil ama sonuçta uzaktan bir eğitim var. Evet. Uzaktan eğitimle de... ...o öğretmenlerin... ...öğreticiliklerini... ...faydasını göstermemiz gerekiyor. Buradaki e, asıl mesele öğretmenlerle ilgili sorunun çok uzun yıllardır e, devam eder gelmiş e, olması e, dilerim bir an önce o sorunla çözülür. Murat. Evet kesinlikle abi. bizler de diliyoruz istiyoruz da. E, koronavirüs hadiselerine gireceğiz... ...konuğumuzla beraber ama istersen Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamaları da önemliydi bir taraftan. Bir taraftan da e, Arınç'ın cinayetine ilişkin evet. Evet e, Arınç'ın istifası gündemde mi değil mi? Ne olabilir tatlıya bağlanır mı? O mevzular Ankara'da neler konuşuluyor bu konuda? Hatırladığım geçmişte de iki kez benzer olayın hatta daha sertlerinin yaşandığına tanıklık ettik ama bir istifa ile sonuçlanmamıştı bu kez ne olur öngörmekte zorlanıyorum. Evet Twitter'dan ya da Instagram'dan da bu konuyu gündeme getirmem Direkt yüz yüze konuşuruz dedi Sayın Erdoğan'la Arinç ama herhalde tatlıya bağlanacak gibi gözüküyor. Bir taraftan da istersen koronavirüs sayıları rakamları evet, maalesef Soylu konusuna değindik istersen o Eksik kalmasın. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Türkiye'de bu yıl 22 Kasım itibariyle 234 kadın cinayetinin işlendiğini söylüyor. E, ve nereden çıktı bu kadın dövmek diyor. Siz nasıl erkeksiniz diyor bir kere. Yani bunları niye yapıyorsunuz diyor. E, dolayısıyla... bugün e, itibariyle... kadınların da bu e, çileden... bir an önce kurtulmasını umuyorum. Yani çok sıkıntılı bir dönem. E, sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bir taraftan... ...koronanın etkisi var. Bir taraftan... E, ...eve kapanmış olmanın getirdiği mecburiyet var. Bunların hepsi üst üste geldiği bir dönemde... E, ...düşünebiliyor musunuz? Sizi dövmeye çalışan bir e, adamla yaşam süreceksiniz. Zor olsa gerek. Onun için... E, ...bu meselenin e, köklü çözüme kavuşabileceği... ...tek bir şey var. O konuda kültürü geliştirmek, o konuda eğitimi geliştirmek, yoksa yasalarla falan anlayılacak mesele değil. Evet. Olsaydı 10 yıllardır bu mesele çözülmüş olurdu. Evet. Evet, dedik ki korona meselesi. Korona meselesinde aşı gelişmeleri de var. Sayı gittikçe artıyor maalesef. Evet, aşı gelişmeleri de var, gittikçe Hı. artıyor. Bu konuda e, önemli bir e, mesafe kaydedilmiş durumda. E, dün itibariyle 6713 yeni hastanın tespit edildi. Maalesef giderek arttı. Açıkladı. 153'te hasta var dedi. Ama dedi ölen sayısı yüzde biri bile bulmuyor dedi. Şimdi eee 153 eğer yüzde bir ise yüzde yüzünü hesaplamak kolay. Yani... E, elde edilen vakanın ancak yüzde biri dedi. Ben tersten bir e, çıkarım bulursam... o zaman onu... E, şu an... altı bin değil... E, hasta sayısının... 150 bin olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Yani eğer ki ölen sayısı 153... E, ise. Hı hı. E, çünkü yüzde biri diyor. Yüzde biri eğer 153 ise... onun... E, 15.300 eder değil mi? Yüzde çarparsa. Evet. Evet 15.300'e ulaşması gerekiyor. Yani 6.000'e değil. Demek ki günlük vaka sayısı 15.300 civarında oluyor. Dolayısıyla umarım böyle bir şey söz konusu olabilir. Bu arada Profesör Doktor Aykut Özdağ geliştirdiği aşıda önemli bir aşama daha geçildi. Özdağ Rendili bu konuda çok emek sarf eden bir isim. Yine Ankara'da da bir adaşı var. O da veteriner fakültesinde. Yine ben kendisi gibi virolog. Onların da çabaları sürüyor onu da biliyorum. Özdağ Rendili 44 kişi üzerinde faz bir çalışmasını yapmıştı. Onun birinci aşaması tamamlanmış. 44 gönüllüye yapılan aşıda herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Ki faz bir aşaması gerçekten önemli bir aşamaydı. Şimdi yeniden... E, ikinci doz aşılamaya geçilecek. O ikinci doz aşılamanın da 26 Kasım 14 Aralık tarihleri arasında e, yapılacağı belirtiliyor. Ki bu da Çin aşısıyla birebir aynı şekilde üretilen bir e, aşı modeli. E, onun için önümüzdeki günlerde dilerim çok süratli bir şekilde bu aşamalar kaydedilir. Yani faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmaları... E, sonbaharında girmeden yani hatta yazın başında e, Türk aşısının da üretildiğine tanıklık ederiz. Zaten e, Türkiye'nin hedefi de sanki onun gibi 10 milyon doz aşı Çinden alınacak bu 10 milyon doz aşı işte iki defa vurulacağı için e, 5 milyon kişiye yapılacağı varsayılabilir. O 5 milyon kişinin aşılaması bitene kadar zaten, Türk aşısı da faz 3 aşamasına gelip çalışmalarının başladığına tanıklık edebiliriz. Dolayısıyla Çin'in devamı gibi olacağı için ki buna ölü aşı deniliyor. Biraz sonra hocam çok daha iyi bize ifade edecektir. Evet. Bunun bir an önce devreye girmesi bizim açımızdan önemli. Bakan da bu aşının yani Çin aşısının ücretsiz yapılacağını, herhangi bir bedel alınmayacak. İlk oradan ücretsiz yapılacağını söyledi. İlk etapının. Evet. Bununla birlikte yeni bir şey var. biz hep aşı konuşuyoruz ama ilaçta da önemli Hı -hı. çalışma var Murat. En son İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nin bir çalışması var. Daha önce bu Almanların da yine benzer bir çalışması söz konusuydu. Burun spreyi yani buruna bir evet. sprey püskürterek virüsün girişini veya virüsün boğaz makosasına oluşumunu engelleyici bir sprey geliştirme çabası var. Bu İngiltere, Avrupa ve ABD'deki düzenleyici gruplar tarafından zaten onaylanmış tıbbi cihazlarda, ilaçlarda ve hatta gıda ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bileşiklerden formüle edildiği söyleniyor. Yani insan sağlığına da hiçbir şekilde zarar vermeyen bir düzenleme olduğundan söz ediliyor. İkisi beraber gelişirse tabii çok daha önemli bir aşamaya geçilmiş olacak.